Matematik 2. dönem 2. yazılı provasına hoş geldin Tonguç. Hoş bulduk hocam. Senle beraber emniyet kemerini bağlayıp mükemmel bir yazılı provası çözeceğiz. Ön hazırlığı izledin zaten. Şimdi de burasını hoş geldin diyoruz ön hazırlıktan. Ve ön hazırlığımızı yaptıktan sonra yani konu özetlerini hızlı bir şekilde tekrar ettikten sonra. Şimdi soru çözeceğiz değil mi hocam? Şimdi senle beraber gerçekten tam sınavda çıkabilecek ayarda. Açılar var, üçgenlerde işte benzerlik var. Aynı zamanda Pisagor, Öklit var. Aynı zamanda benzerlik ağırlıklı tabii birazcık çalıştık burada. Ondan sonra... devamında Tonguç evladım benim açılarla ilgili kurallarımızın yanında özel üçgenler var, trigonometri var, işte ondan sonra Öklit var, Pisagor var ve benzeri şeklinde alan ağırlıklı tabii de alanla beraber bütün sorularımızı beraber yapmaya çalışacağız. Tonguç'um hemen sorularımıza başlayalım. Açılarla başlıyoruz. Açılar tabii ilk konuydu ama ufak bir hatırlamakta fayda var. Sonrasında soru... Açıları seviyorum hocam kolay biraz. Soru zorluğumuzda gitgide artacak. Sen de göreceksin zaten tam anlayacaksın. BA ile FG birbirleriyle paralel. CH ile de EF birbirine paralel. Tamam. BC açı ortay demiş. Tamam. BC açı. Buradan gözüküyor zaten birbirine eşit. BCD açısı 100 derece. Yani şurası 100 derece olunca BCD açısı. Tamam. EFG açısı 50 derece. EFG açısı. Yani buranın da 50 olduğunu söylemiş Tonguç'um. BF açısı kaç derece demiş. Şimdi BF açısı dediği şey aslında şurası yani alfayı soruyor bize. Şimdi burada yapmamız gereken şey paralelleri uzatma metodu çok önemli şeylerden bir tanesiydi. Hatırlıyorsan bu paralelleri böyle bununla birbirine paralel demiş uzattım tamam eyvallah. Ondan sonra şununla da şu birbirine paralel demiş. Şöyle uzatıyorum. Şununla da şu paralel demiş. Ha bununla da bu paralelse eğer bak dikkat etsen hemen şunu gördüm. Ya bununla bu paralelse şu açıyla şu açı yöndeş açılardan 50 derecedir diyebiliriz. Ha, sonrasında da bir M kuralı gördüm sanki. Ne dersin Tonguç'um? Manisa kuralı. Aynen bak. M harfini şurada gördüm. Ha, bu M harfini gördüğüm zaman. Diyorum ki bak M harfi. Tamam eyvallah. O zaman diyorum ki bu M harfinde 50 ile bunun toplamı şuradaki açı eder. Tamam eyvallah. Bir de şöyle bir M harfi gördüm. Bak şu M'yi gördüm. Bu M'yi kullanabileceğim. Çünkü buradaki açıları biliyorum. Şu M'yi görürsem eğer şu açıyla yani bu çizgiyle buna çizgiye ne diyelim? X diyelim. Buna da X diyelim. Bu X'e bu 50'nin toplamı 100 ediyormuş Tonguç evladım benim. O zaman diyorum ki X artı 50 eşittir 100 ise eğer bu X'in 50 olduğunu söyleyebilirim. O zaman bu 50 ise eğer bu da 50'dir Tonguç evladım benim. Bize sorduğu yer neresiydi? Alfa açısıydı. Şimdi onu yapabilmek için de farklı bir M görmem gerekiyor. O da hemen senin için şöyle yapalım Tonguç. Şöyle bir M çizerim. Bak şurayla başlıyorum. Ondan sonra şuraya gidiyorum. Sonra buraya gidiyorum. Bu M'ye göre şu iki açının şu iki açıyla yani 100'de şu açının toplamı ortadaki açıyı verir. O zaman burası 50-50'den 100'dü zaten. 50 ile toplarsak 150 derecedir diyebiliriz Tonguç evladım benim. O zaman alfa eşittir. Buradaki 50-50 100 artı M açı kuralından 50'nin toplamı alfanın 150 olduğunu söyleyebiliriz. Anladık mı Tonguç evladım? Anladım hocam. Süpersin. Başka türlü de yapabilirsin bu soruyu. Önemli olan sadece... Kopya çekebilirim. Önden bakalım. Hayır dangozlaşma. Önemli olan sadece bu kurallarına hangisini uyguladın? Ben M kuralı üzerine gidip sen C kuralından veya Z kuralına da gidebilirsin. ABC bir üçgen. ACB açısı 70 derece. ACB açısı 70. Tamam eyvallah. X olduğuna göre demiş. BAC açısı. Tamam. AC küçüktür. BC küçüktür. AB demiş. Bu da enteresan bir sıralama vermiş. Burada dikkat ettiysek açı kenar bağıntısını kullanacağız. Yani büyük açı büyük kenarı kullanmamız gerekiyor. X açısını alabilecek kaç farklı tam sayıları var demiş. Bir kere adam bize böyle bir şey verdiyse. Yani en büyük kenarın AB olduğunu söylediyse. AB burası ise eğer en büyük açının da 70 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman diyorum ki mesela şuradaki açıya Y diyelim Tonguç senle beraber. Eğer AB büyüktür yani AB büyüktür yani 70 büyüktür. BC demiş. BC dediği şey aslında burası. BC'nin karşısında X var. O zaman X büyüktür. AC demiş. AC dediğimiz şey de burası. AC'nin karşısında Y var. O zaman böyle bir sıralamamız var. Yani 70 X ve Y'den büyük olmak zorundadır diyoruz. Aynı zamanda X'in de Y'den büyük olacağını biliyoruz. Onu da unutmayalım. Şimdi Tonguç X artı Y artı 70 derece 180 derece diyebilir miyiz? İçgenin iki açı toplamı 180 derece.
O zaman x artı y'nin 110 derece olduğunu söyleyebiliriz. Peki ben şunu da biliyorum. X büyüktür y olduğuna göre x ve y'nin arasındaki ilişkiyi de biliyorum. Şimdi x ve y birbirine eşit olsaydı bu 55, bu 55 olurdu. Toplamı 110 olurdu. Ama ben biliyorum ki x daha büyük. O zaman bu x'in alabileceği minimum değer 56 derecedir. Tam sayı değeri olarak. Ama 57 de olabilir. 58 de olabilir. 59 da olabilir şeklinde ilerler. Kaça kadar gidebilir Tonguç evladım benim? 60'a kadar. Hayır, dangozlaşma. 70'ten küçük olduğunu biliyoruz ya. En fazla 69 dereceye kadar gidebilir Tonguç evladım benim. Dolayısıyla burada ilişki x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardı dersek 56'dan 69'a kadar, 69'dan 56'yı çıkar. 14 tane bir ekle, 14 tane tam sayı değeri vardır diyebiliriz. 56, 57 böyle eline de sayabilirsin istersen. 69'dan 56 çıkar. Bir ekle, tebrik ediyorum. Bu da terim sayısını veren formüldür diyoruz. Geldik ABC bir üçgen. Aman Allah'ım. AEF paraleldir. AB demiş. Tamam eyvallah. Bu tarz sorular çok severler hocalar. Bu tarz soruları sormayı. Göreceksin nasıl. Aman Allah'ım dedim. Bak dikkat. D iç teğet çemberin merkezi olduğuna göre demiş. D iç teğet çemberin merkezi verilenlere göre demiş. Verilenlere göre EFC üçgenin çevresi en az kaç santimetre demiş. Yani şu üçgenin çevresi soruyor. Şimdi iç teğet çemberin merkezi ne demekti? Şunu hatırlayalım hemen seninle beraber Tonguç'um. İç teğet çember şöyle bir çemberdi aslında. Bunun merkezi dediğimiz şey aslında bunun açıortayı, bu açıortaylarının, üçgenin açıortaylarının kesişim noktasıdır diyebiliriz. Yani tüm açıortaylar iç teğet çemberin merkezinde kesişir diyebiliriz. O zaman diyorum ki ben eğer şuradan bir çizgi çizersem aslında bu açıortaydır. Çünkü bu iç teğet çemberin merkezi. Veya Tonguç evladım benim şuradan bir çizgi çizersem bu da aslında açıortaydır diyebilirim. Şimdi açıortay ne demekti? Hemen hatırlamaya çalışalım. Açıortay dediğimiz şey açıyı iki eşit parçaya bölendi. Şunu unutmayalım Tonguç'um. Mesela hemen şöyle göstereyim sana. Adam demiş ki bununla bu birbirine paralel demiş. Bak dikkat ettin mi? Şurada bir Z kuralı var. Z kuralına göre bu açı böyle böyleyse eğer şu açı da böyle olmayacak. Bak bu açıyla bu açı eşit olacak. O zaman bu çizgi ise bu da çizgi olacak. Çok enteresan bir şey çıktı. Dikkat ettin mi Tonguç öğrenmeyip? Bu açıyla bu açı eşit çıktı. Evet. Bu açı kenar. İnanılmaz zekisin. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Aynı şey burada da var bak. Z kuralından şu noktalı açıysa şu da noktalı açı değil mi? Bu açı bu açı eşit çıktı. O zaman bununla da bu eşittir diyebiliriz. Bunu gördükten sonraki genellikle açı ortayda böyle bir olay var. Yani bunu da hemen sana hatırlatayım. Adam sana şunu verdiyse, şöyle bir çizgi verdiyse ve şunun da mesela açı ortayı olduğunu söylediyse. Çok basit. Hemen Z kuralını gör. Şu açıyla şu açı eşittir de. Bununla bu birbirine eşit çıkıyor. Bak bunlar birbirine ikizkenar çıkıyor. Bu da çok fix bir şeydir. Sınavlarda hep sorulur bunlar. O yüzden hani buna aşina olman çok önemli. Aynı şeyi burada yakaladım. Burası 8 ise burası 8 dedim. Burası 9 ise burası 9 dedim. O zaman bir anda buranın 17 olduğunu öğrenmiş oldum. Şimdi adamın bize sorduğu şey EFC üçgeninin çevresi en az kaçtı diyor. Şimdi EFC üçgenini mesela buraya x diyelim, buraya y diyelim. EFC üçgeninin çevresi EFC diyelim. X artı y artı buradan 8 bulmuştuk, buradan 9 bulmuştuk. İkizkenar üçgenlerden çıkmıştı böyle bir şey zımbırtı. Burası da 17 o zaman. O zaman çevresi x artı y artı 17. O zaman benim bulmam gereken şey x artı y değil mi Tonguç? Evet hocam. Burada üçgen eşitsizliği yapalım. Neye göre biliyor musun? Hatta şöyle bir maviyle çizelim. Şu üçgende üçgen eşitsizliği yapalım. Biliyorum ki ben herhangi bir kenar mesela 17. Diğer iki kenarın toplamından küçük olması gerekmiyor mu Tonguç? Evet. O zaman x artı y'nin alabileceği en küçük değer tabii en az kaç tam sayı olması gerekiyor. Bunu da belirtelim ekstradan. X artı y'nin alabileceği en küçük değer 18 değil midir Allah'ını seversen? Evet. Çünkü 17'den büyük olmak zorunda üçgen eşitsizliğine göre. Biz zaten çevreyi bulabilmek için x artı y'ye ihtiyacımız yok muydu? 18 diyoruz işte. O zaman cevabımız 18 artı 17'den Tonguç evladım benim 35'tir diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Çok zeki bir adamsın diyorum ve cevabımızın 35 olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz diyoruz. Geldik bir tane daha sorumuza. AB paraleldir, CD paraleldir, EF demiş. Tamam. Buradan görüyoruz. Şu,
şu paralel. Tamam. AB 7 santimetre. Buraya 7 santimetre yazdım. BC 3 santimetre. Buraya 3 santimetre yazdım. CD 5 santimetre. O zaman buraya 5 yazdım. DE 5 santimetre. O zaman buraya 5 yazdım. AF 17 santimetre. Yani şurası 17 santimetreymiş. Onunla göre EF kaç demiş. Yani şuraya da X diyelim Tonguç evladım benim, bu X soruyor. Böyle sorularda genellikle şöyle yapılır. Hani böyle sorulur sorular. Adam şöyle gitti. Ama adam keşke böyle bodoslama gitseydi ne olurdu? Genellikle böyle sorularda tüyo mu vermek istiyorsun? Herkes kestirmeyi tercih ediyor. Tüyo mu vermek istiyorum sana? Şu dik üçgeni görmeye çalış. Şu dik üçgeni görürsen soru biter. Neden biliyor musun? Bu dik üçgende şu kenarla şu kenar aynı zaten. Şu iki kenarın toplamı da şu aynı zaten. Aynı mantık bak. Ben bu soruyu gördüğüm anda dedim ki ya şurada bir dik üçgenler oluşturalım yahu. Şöyle indireyim. Bunu böyle birleştireyim. Şöyle bir dik üçgen göreyim. Yani şu dik üçgeni göreyim ben bir dedim. Şimdi burası 5 ise, burası 3 ise bu dik üçgenin burasının 8 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 5 artı 3 toplamda bunu buraya getir ve buraya getir. 8'e tetris gibi oturtur. Sonrasında Tonguç evladım benim. Şurası 7. Şurası 5. Şuraya kadar o zaman burası zaten 12. Bir de x var. O zaman 12 artı x'dir diyebiliriz. Bak tetris gibi. Bu buraya otur. Bunu buraya otur. 7, 5, x. 7, 5, x. 12 artı x eder Tonguç evladım benim. Toplamda şu çizgimiz acaba kaçtır diye soruyoruz. Acaba. Ya. Hemen bulalım Tonguç'um. Bak 8'in karesi artı yani şunun karesi artı Pisagor yapıyorum artık ya şu üçgende Pisagor yapıyorum bak. Bunun karesi artı bunun karesi eşittir hipotenüsün karesidir. 12 artı x'in karesi eşittir 17'nin karesi gibi astromatematik bir şey çıkmadı. Çok basit bir şey. Neden biliyor musun? Ben hani şurası 8, burası bilmem ne, burası 17 dedim ya. Ya özel üçgenleri hatırlayalım. Neydi Pisagor'daki özel üçgenler? 3, 4, 5 vardı. 5, 12, 13 vardı. 8, 15, 17. 17, 8 zaten yakaladım. O zaman demek ki bunun 15 olması gerekiyor. O zaman x'in 3 olması gerektiğini söyleyebilirim. Ha bunu anlamadım diyorsan 2 dakikada hesaplamalarda yapabilirsin. 17'nin karesi 289'dur. 8'in karesi 64'tür. Bunun 12 artı x'in karesini hiç dokunma bir ilk başta. Bunu karşıya atınca 12 artı x'in karesi eşittir 225 çıkar. O zaman bu neyin karesidir? 15'in. O zaman 12 artı x 15'tir diyorum. O zaman x eşittir 3'tür. Buradan da bulabilirsin. Hiç merak etme. Yani her türlü sonuçta x eşittir 3 buluyoruz diyoruz. Ve geldik diğer sorumuza. Of bu gerçekten de Kazıkul Aziz bir soruya benziyor. Bakalım. Kazıkul Aziz. İlk etapta korkutucu gerçekten. ABC dik üçgen. Tamam. Bunu vermiş zaten. AD eşittir DC. AD eşittir DC. Bunlar birbirine eşit demiş. Tamam eyvallah. DEB açısıyla DAB açısı eşittir. DEB açısı. Yani buradaki açıyla evet. DAB açısı. DAB. Tamam bunlar birbirine eşit vermiş. Tamam süper. B eşittir 9. EC eşittir 7 demiş. Tonguç böyle sorular ne yaparsın Tonguç evladım ya? Bu tür sorularda hocam önce öndeki adaya bakarım. Eğer öndeki aday yapamıyorsa, soruda zorlandıysa veya başka bir sorudaysa yandaki adaya bakarım. Eğer yandaki aday da yapamadıysa arkadaki adaya bakarım. Eren dalga mı geçiyorsun yoksa soru yapmayayım? Hocayla göz göze gelmeme dikkat edin. Çünkü hocayla göz göze gelirsem anlaşılır. Ondan sonra kendi zihnimi kurcalarım. Acaba ben bu soruyu yapabilir miyim yapamaz mıyım diye. Bravo. Tamam. Çok güzel bir çelişkiler zincirindesin. Yapmamız gereken şey aslında şu. Bir kere ben bunu gördüğüm zaman ne yapabilirim diye bir kafa yormak. Onlardan ilki de Tonguç evladım benim. Şöyle ilerleyebiliriz. Eğer biz şu kuralı hatırlıyorsak. Neydi kuralımız? Hadi tüyomuzu vermek istiyorum. Bir dik üçgende. Dik üçgende hipotenüs burasıdır. Çünkü 90'ın karşısındaki. Hipotenüse inen bir kenar ortay varsa. Kenar ortay dediğimiz şey kenarı ortadan ikiye ayırır değil mi? Hipotenüse inen kenar ortay varsa ayırdığı parçalardan bir tanesine eşittir. Biz bu kuralı ne diyorduk? Muhteşem üçlü kuralı. Muhteşem yüzyıl. İşte muhteşem üçlü kuralını ben burada gördüm. Mesela burası 90. 90'ın iki eşit parçaya bölmüş. Demek ki şuradan bir kenar ortay çizsem aslında bu iki eşit parçanın bir tanesine eşit olacak. Yani 1, 2, 3 muhteşem üçlüyü oluşturmuş olduk. Bu elimizde bir cepte duran bir bilgi olsun. Sonrasında diyorum ki Tonguç'um. Ben şu üçgenle bak şuradaki açıla eşit ya oradan bir uyanmaya başladım. Diyorum ki bu 90 diyelim. Burası x açısı diyelim. O zaman burası da x açısı olmaz mı Tonguç evladım benim? Evet. Peki
O zaman bu x olsun, bu 90 olsun, burası da y olsun, sallıyorum. Sallıyorum, y olsun. Şimdi x artı y kaç derecedir? Bu 90 olduğu için x artı y 90 derecedir. Bu kadar. X artı y 90 derece ise hemen şunu hatırlamaya çalışalım. Dikkat ettiysen, aa bak, heh, şunla şu eşitliği mi de Allah'ını seversen? Evet hocam. O zaman bak, burada bir ikizkenar üçgen yok mu? Dikkat et bak, bu ikizkenar üçgende şu parçalar birbirine eşit. O zaman bunun karşısındaki bu açıyla bunun karşısındaki bu açı, yani burasının da y olması gerekiyor diyebiliriz. Yani şu ikizkenar olduğuna göre bu iki açı iki kenar birbirine eşit olduğu için. Hatta burada var böyle bir olay. Bu x'e burasının da x olması gerekiyor diyebiliriz. Peki Tonguç, dikkat et. X artı y kaçtı? 90 dereceydi. X artı y 90 derece. O zaman bu ikisinin toplamı da 90 derece. Şimdi şu üçgene odaklan Tonguç'um. Şu üçgene odaklanırsak x artı y 90 olduğuna göre, o zaman burada demek ki 90 derecelik bir üçgen var diyoruz. Şimdi artık benzerliğe hoş geldin diyorum. Gerçekten sınavlarda en fazla çıkan konulardan bir tanesi. Çünkü zor soru sormak isterse hoca benzerlik sorar. Çünkü benzerliği görmesi kolay değildir. Ama şuradan şunu görüyoruz. Büyük üçgende x, y ve 90 derecelik bir üçgen var. Şuradaki üçgende de x, y ve 90 derecelik bir üçgen var. Şimdi küçük üçgende, bu küçük üçgen diyelim. Yani DBE üçgeni, DBE üçgeni benzerdir diyelim. Bak, DBE'yi söylerken 90, y ve x açısını söyledim. Burada da büyük üçgene bakalım. 90, y ve x'i söylemem gerekiyor. BCA üçgeni birbirlerine benzerdir diyorum. O zaman diyorum ki 90'ın karşısındaki 9 bölü büyük üçgende 90'ın karşısındakini bilmiyorum tabi. Bunları mesela hani kenarları mı? Büyük üçgende 90'ın karşısındakine AC kenarı diyelim. Eşittir. Hatta şöyle diyelim. Buna A diyelim. Buna A diyelim. O zaman 2A diyelim. Tamam mı Tonguç Erdoğan? Bak, küçük üçgende, yani şu üçgenle şu üçgeni benzetmeye çalışıyorum. 90'ın karşısındaki 9 bölü büyük üçgende 90'ın karşısındaki 2A eşittir. Küçük üçgende şu x'in karşısındaki ne var? Şurası var. Bunlar birbirine eşitti, muhteşem üç demiştik. Küçük üçgende x'in karşısındaki A bölü büyük üçgende x'in karşısındaki bütün hepsi. Büyük üçgende x açısının karşısındaki bütün hepsi. Yani 9 artı 7 16 diyebiliriz. İşte buradan A'yı bulabilirim artık. Neden? Çünkü tek birim yani denklemimiz var. Hemen içler dışlar çarpımı yapalım Tonguç Erdoğan Bey'im. 2A'nın karesi eşittir. 2A kare eşittir. 9 çarpı 16 144 eder Tonguç'cum diyoruz. Sonrasında A kare eşittir 72 çıkar. Çünkü 2A kare eşittir 144'ü 2'ye böldük. Ondan sonra A eşittir karekök 72. Karekök 72 de 36 çarpı 2 olduğu için 72. 6 kök 2 şeklinde dışarıya çıkar. O zaman A dediğimiz şey 6 kök 2. O zaman şurası 6 kök 2 ise burası da 6 kök 2. Toplamı o zaman nedir? 12 kök 2'dir diyebiliriz. Bize sorduğu yer neresiydi? Şuradaki x kenarıydı. O zaman Pisagor yapabiliriz. Genel Pisagor. Nedir? Bunun karesi artı bunun karesi 9 artı 7 yani 16'nın karesi eşittir. Bunun karesi yani 12 kök 2'nin karesidir diyebilirim. O zaman x kare artı 256 eşittir. 12 kök 2'nin karesi de 144 çarpı 2'den 288 çıkar. X kare buradan 32 çıkar Tonguç Erdoğan. X eşittir. Karekök 32. Karekök 32 16 çarpı 2 olduğu için 4 kök 2 çıkar diyoruz. Cevabımızın 4 kök 2 olduğunu söyleyebiliriz Tonguç'um. Birazcık kazık kurasız bir soru biliyorum. Biraz değil hocam, ama bayağı bir kazık. Görme sorusu birazcık. Böyle sorular sınavda gelebilir. Hani her zaman kolay soru veya her zaman orta soru değil. Birazcık daha zor sorular gelebilir diyoruz. Geldik bir tane daha, böyle birazcık daha hani yavaş yavaş zorlaşacak dedik ya. Burada bu tarz soruların nasıl yapıldığını çok iyi bilmen gerekiyor Tonguç'um. Sınavda böyle sorular gelebilir. Hocalarımız böyle soruları çok seviyorlar. ABC bir üçgen, tamam. AG diktir BC'ye. Tamam, AG BC'ye dik. Tamam, görüyoruz zaten 90 derece demiş. DF BC, zaten bu geometrinin en sevdiğim yanı da verdiği şeyleri bir de burada yazarlar. Neden yazarlar? İşsizler. Çünkü bazı insanlar buradan da tüyo alsın ve pekiştirsin diye. Çünkü verilen bilgileri iki defa bilmemiz gerekir gerçekten de. DF paralel, DF diktir BC. Tamam, bundan aldık, gördük. DE 6 santimetre. O zaman şurası 6 santimetre. AG 8 demiş. AG burası 8 demiş.
AB eşittir AC demiştim Tunguç evladım benim. AB eşittir AC. Yani şu kenarla şu kenar. O zaman burada bir ikizkenar üçgen var. Hayda. İkizkenar üçgen var. Tamam. EF kaç? Şimdi bak Tunguç, bununla bu eşitse eğer, bu ikizkenar üçgende şu hemen tüyoyu hatırlayalım. İkizkenar üçgen varsa eğer, ortadan böyle dikindiysen burayı iki eşit parçaya ayırır. Bu fikstir. İkizkenar üçgende şu açılar birbirine eşittir. Bu da fikstir. Zaten bunları biliyoruz. Şimdi o zaman bu ikizkenar üçgense şu açıyla şu açıya x açısı diyelim mesela. Şu açı birbirine eşittir. Bunları biliyoruz. Şimdi bu açıyla bu açı birbirine eşit olduktan sonra Tunguç evladım benim. Diyoruz ki ben diyelim ki hani şurada x açısı var dedik. 90 derece dedik Tunguç'um. Buradan sonrasında şöyle yapalım. Bu 8 demiş. AG demiş. Dik demiş. Tamam eyvallah. Şimdi şöyle diyorum Tunguç. Bak buradaki açıortay diyebiliriz buradaki. Açıortaya gerek yok. Aslında burası 90 derece ise şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi diyorum ki evet şimdi birazcık ne yapabilirim bir düşüneyim bakayım. Şu açıortay dedik zaten. Tamam eyvallah. 90 derece indik. 6, 8, AB eşittir AC demiş. İki eşit parçaya böldük. Tamam eyvallah. Şu parçalar da birbirine eşit. Şimdi burada X ondan sonra karşımıza ne çıkıyor aslında? Burada da bir üçgen mi var desek? Şuradaki şöyle bir çizgi çizelim seninle. Şöyle bir çizgi çizdiğimiz zaman. Şimdi buradan da dikindik. Buradaki iki ikizkenar üçgeni gördükten sonra, yani şu parçayla şu parçanın ikizkenar olduğunu gördükten sonra, şu parçanın şu parçaya eşit olduktan gördükten sonra bir de benzerlik yapmaya çalışalım. Benzerlikten çıkartacağız. Bu x'e bu y'dir diyelim. Tonguç öğrenme bak, bunlar birbirine dikse eğer, aynı kenarlara dikse şu açıyla şu açıda eşit olmak zorundadır diyebiliriz. Bak x artı y kaç derece Tonguç öğrenme benim? 90 derece 90. Değil mi? Burada da o zaman bak dikkat et, büyük üçgene bakalım. Burası x artı y 90 derece. O zaman şöyle düşün Tonguç'um. X artı y 90 derece ise burası x ise burasının da y olması gerekmiyor mu Allah'ını seversen? Evet. Şimdi burası y ise burada ters açılar kuralından burasının da y olması gerekmiyor mu Tonguç'um? Evet. Dikkat ettin mi? Y açısı y açısı çıktı. Ya bak x artı y'nin 90 olduğundan bu ikisinin toplamı 90. Burası da büyük bir üçgende bakalım. Burası x, burası 90, burası da y olmak zorunda o zaman. Sonrası dedim ki burada da x varsa şurada y olmak zorunda. Çünkü x artı y 90 derece eyvallah. Burası y ise burası da y olmak zorunda. Tamam o zaman dikkat ettin mi? Şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. Çünkü burası da y, burası da y çıktı. İkizkenar üçgende böyle bir dik indirdiğim zaman ne oluyordu Allah'ını seversen? İki eşit parçaya bölünüyordu. O zaman 6'yı 3, 3 diye iki eşit parçaya böldüm. Tonguç dikkat ettiysen şurası 90 derece, şurası 90 derece, şurası 90 derece. O zaman bu bir dikdörtgen çıktı gördüğün gibi. O zaman burasının hepsi 8 ise şu parçayı da ben 3 bulduysam artık bize sorduğu zımbırtı yani EF kenarı 3 ile 8'in farkı aslında 8'den 3'ü çıkarsak buraya 5 kalır diyebiliyorum. Zaten bize sorduğu şey de 5 diyorum. Bak bazen takılabiliyorsun sorularda. Önemli olan pes etmemek ve üzerine gitmek diyoruz. X artı 90'dan bir aslında ikizkenar üçgen orta çıkmış oldu ve soruyu yaptık. Geldik ABC bir üçgen. AD paraleldir BC demiş. AD paraleldir BC demiş. Tamam eyvallah. AF eşittir 4 BF demiş. AF eşittir 4 BF demiş. O zaman buna 1 kat diyelim. Buna da 4 kat diyebiliriz. AF ile 1. Tamam. Burası AF daha uzun. AF BF'nin 4 katı. Burada 3 ED eşittir EF demiş. 3 ED. Şurası buna 1 kat dersem buna da 3 kat demem gerekiyor EF'ye. EF'ye o zaman 3x diyelim. Buna da x, pardon, 3a diyelim. Buna da a diyelim. Çünkü burada x demiş, karıştırmasın. BC eşittir 20 santimetre. BC buraya da 20 santimetre demiş. Bize sorduğu şey x kaç santimetre diyor. Şimdi yapmamız gereken şey genellikle bir tane paralel oluşturup bu benzerliği oluşturabilmek. Mesela şöyle bir çizgi çizersem Tonguç'um. Şöyle bir çizgi çizersem acayip güzel bir şey olur. Neden diyeceksin? Şurada bir kelebek çıkıyor gördüğün gibi. Bu kelebek veya papyon şekli çıkıyor. Aynı zamanda da hani demin sana öğrettiğim
şöyle üçgenlerde hani şöyle bir çizgi çizdiğim zaman iç içe üçgenler var ya, bunun buna oranı, bunun buna oranıydı aslında. Hani bunun 4'ün 4K'nın bölü bütün hepsinin oranı 5K'ya oranı eşittir. Bunun bilmiyoruz mesela soru işareti diyelim. Soru işaretinin bütün hepsinin oranı yani 20'ye oranı eşittir. Ha, bunlar K'lar zaten birbirini götürdü. Burada bunun 4 katı, bak bunun 4 katı, bunun 4 katı, o zaman 16 santimetre olmak zorundadır diyebiliriz şu zımbırtının. Burası 16 ise eğer, 16 santimetre ise şimdi artık papyonu uygulayabilirsin. Papyon dedi, neydi kuralımız papyonda? Bunun buna oranı, hatta istersen anlamıyorsan şöyle yapabiliriz. Şöyle bir Z kuralı, bu açıyla bu açı eşit. İster Z, ister papyon, aynen, ister M, ister... Bu açıyla bu açı da eşit Z kuralından. Şu açılarda ortak açı veya ters açılar diyebiliriz. Bunun karşısındaki X bölü bunun karşısındaki 16 eşittir. Bu çizgilinin karşısındaki A bölü burada çizginin karşısındaki 3A şeklinde, yani A'yı 3A benzerlik oranından çıkartabiliriz. A dediğimiz şey 1A'dır normalde. A'lar birbirini götürürse içler dışlar çarpımı yaparsak 3X eşittir 16'dan tam çarpım. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman X'in 16 bölü 3 gibi garip grup bir sayı olduğunu bulabilirim Tonguç'cu. Ama cevabımız bu gerçekten de diyoruz. Ve geldik artık hani sonlara yaklaşıyoruz. Abi biliyorsun bu sınavımız üçgen ağırlıklı olacak. Veri analizine çok az okulla geçiyorlar. Hatta ondan da soru çıkmayacağını düşündüğümüz için sadece üçgen ağırlıklı bir sınav olacak sana. ABC üçgen. BF eşittir CD demiş. Bu soruları ne yaparsın Tomuç'um? Hocam ya B kuralı vardır, ya C kuralı vardır, ya X kuralı vardır, ya işte Z vardır, ya M vardır, bir şey vardır ama gerçekten nerede süper vardır, açıklamalar. Kim bilir, nasıl bulunur bilmem ben onu. ACB açısının 70 derece olur. Ben sadece dinleyeceğim. Harika. ACB 75 derece, süper 75 derece ise 75, 30 toplamı 105 eder. 180'den çıkarsak, aa burası da 75 çıktı. O zaman bu ikizkenar üçgen çıktı, Allah Allah. Tamam, bu kalsın bir cepte. Sonra diyoruz ki burası 75 ise buraya 105 derece kalır. Burası 75 ise buraya 105 derece kalır. Allah Allah, yine çok enteresan bir şey çıktı. O da ne biliyor musun? 105 derecenin etrafında bir çizgili iki çizgili var. 105 derecenin etrafında bir çizgili iki çizgili var. O zaman şu üçgenle şu üçgen birbirine bayağı benzerler. Yani kenar açı kenar benzerliği hatta. Hatta üçgenleri yazalım. EBF üçgeniyle benzerdir. Bak E, B, F üçgeniyle dikkat, iki çizgi gittik. 105 sonra tek çizgi gittik. İki çizgi gideceğiz. 105 sonra tek çizgi gideceğiz. Yani F, C, D üçgeni benzerler diyebiliriz. Tamam, bu cebimizde kalsın. Bu benzer dediğimiz şeylerde hatta benzer de değil ya, eştir bunlar bile. Bak dikkat et, kenarları birbirine zaten eşmiş bunlar. Kenar açı kenar eşliğinden bunlar eştir. Neden? Çünkü kenarları eşit. Bu da kenarları eşit. Bir açıları da ortak. Tamam, süper. O zaman diyorum ki Tonguç evlenmeyeyim. Bu üçgenler eşse birbirine, şu kenarlarıyla şu kenarları da birbirleriyle aynı olmak zorundadır. Aha, burada bir tane daha ikizkenar üçgen çıktı. Bu ikizkenar üçgeni, burası alfa ise burası da alfa olmak zorundadır. Onu da söyleyelim. Çünkü bu bir ikizkenar üçgen çıktı. Sonrasında diyorum ki burası 105. Şimdi burası alfa, alfa. Tamam, eyvallah. Sonra diyorum ki şuradaki kenar, şu açılara bir harfler verelim. Mesela diyelim ki şuradaki açı A olsun, şuradaki açı B olsun. Şimdi bu tek çizginin karşısındaki A ise bu da tek çizginin karşısındaki buradaki de A olacak. İki çizginin karşısındaki B ise iki çizginin karşısındaki bu üçgende, küçük üçgende de B olacak. Çünkü bütün eşit iç üçgenlerde ne vardı? Tüm açılar, tüm kenarlar birbirine eşit. Bak, tüm kenarları birbirine eşit. Tüm kenarları birbirine eşit. Tüm açıları 105, 105. A, A, B, B şeklinde birbirine eşit. Şimdi Tonguç, A artı B'nin kaç derece olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat ettiysen bak, şu üçgendeki iç açıların toplamından A artı B artı 105 derece eşittir. Şu üçgene baktım. 180 değil mi? O zaman A artı B'nin 75 olduğunu söyleyebilir miyim Tonguç Erlendir? Evet, söyleyebiliriz. O zaman bak dikkat, şurası toplamı 180 değil mi? Bu A artı B 75 ise eğer, geriye kaç derece kalıyor? 105 derece kalmıyor mu Allah'ını seversen? Evet hocam. Çünkü 180'den A artı B'yi çıkardığım zaman, ki burasıdır o da, 105 derece. O zaman artık sorumuz bitti. Neden? Çünkü şu üçgene bakalım artık. Alfa artı alfa, ikizkenar üçgende bu. İki tane alfa artı, bir de şuradaki açı 105 derece eşittir. 180 dereceyi veriyorsa bize,
2 tane alfa 75 derece çıkar Tonguç evladım benim. Her iki tarafı ikiye böldüğüm zaman alfa eşittir 37,5 derece şeklinde garip grup bir sayı çıktı. Bravo diyorum sana Tonguç. Gerçekten mükemmel bir şekilde konuyu aldın. Geldik birazcık da artık şeye geçelim. Alanlara geçelim hadi bakalım. Çünkü alanlar... Alan malan hepsi yalan hocam. Hayır saçmalama. ABC bir üçgen. BD açı orta demiş. Tamam bu zaten bunu vermiş. BD diktir AD. Tamam bunu da vermiş. 90 derece göstermiş. BD eşittir 8. Tamam bunu da vermiş. AB eşittir 10. Tamam güzel. Ya burada bir dik üçgen var. Onu aklımda tutalım. BC eşittir 30. Tamam burası da 30 demiş. Alan ABC kaç santimetre demiş. Bir kere Tonguç şunu hatırlayalım hemen. Bu bir dik üçgense buraya x dersek mesela x kare artı 8'in karesi eşittir 10'un karesi. Zaten 6, 8, 10 üçgenini 3, 4, 5'in katı olan 6, 8, 10 üçgenini hatırlamak gerekir. Ama hatırlamazsam dersen x kare artı 64 hatırlamak bile istemiyorum. 100 deriz. X kare eşittir 36 çıkar. X eşittir 6 çıkar. Hadi böyle bir ekstradan sana bir örnek olsun diye bunu yaptım. Normalde burası 6'dır hemen çat diye söyleyebilirsin. Sonrasında demiş ki bak açıortay ve dik var. Açıortay ve dik gördüğüm zaman ben genellikle bunu bir ikizkenara bağlamayı düşünüyorum. Neden? Çünkü ikizkenarda şöyle bir kural var. Dik indirdiysen ikizkenar olduğundan dolayı bu açıortaydır hem de kenarortaydır hem de ikizkenardır falan filan. Yaki kuralı diyorduk hani. Yükseklik, açıortay, kenarortay, ikizkenar. Bunların hepsi bir aradadır aslında. İki tanesi varsa diğer ikisi de vardır. Mesela ben açıortay ve diki gördüm. O zaman keşke şurası şöyle bir üçgen olsaydı da bu dik olduğu zaman bir de açıortay varsa o zaman bunlar birbirine eşittir. Yani 6 6 şeklinde kenarortay şeklinde ayırır. Aynı zamanda bunlar birbirine eşittir. Yani ikizkenar vardır. Yani ben yükseklik ve açıortayı gördüğüm için diğer ikisinin de olabileceğini söyleyebilirim. O zaman burası olsa burası da 10 olmak zorunda. Yani şurası hatta şöyle çevireyim. Şurası bir ikizkenar üçgendir gördüm. Neden? Burada açıortayı gördüm. Diki gördüm. O zaman dedim ki ya o zaman kardeşim şunlar kenarortaydır. Aynı zamanda ikizkenardır diyebiliriz. Bunu yaptıktan sonra bu 30 toplamda şurası 10 olduğundan dolayı 20 buraya kalmış oldu. Ha. Ellerimde bayağı bir bilgi var artık. Elimde bayağı bir bilgi var. Alan ABC'yi soruyor bize. Yani bütün üçgenin alanını soruyor. Bütün üçgenin alanını bulmak için de şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Diyorum ki ya ben şunun alanını bulabilirim. Hatta bunun da alanını bulabilirim. Hatta şöyle yapalım. Şu üçgenin alanını bulabilmek için ne yaparım? Taban çarpı yükseklik. Aslında bu yükseklik çünkü yamuk gibi duruyor ama sonuçta dik olduğundan yükseklik. Taban 12 çarpı yükseklik hemen A buna mesela K noktası diyelim. A, B, K üçgeninin alanını hesaplıyorum sana. Bak tabanı 12. 12 çarpı böyle baktığım zaman yüksekliği 8. 8 bölü 2 diyorum. Bununla bu sadele eşitlediğin 6, 6 kere 8 48'dir diyebiliriz. O zaman şu üçgenin alanının 48 santimetre kare olduğunu söylüyorum. Tonguç ne vardı hatırlıyorsan eğer? Eğer iki tane üçgen varsa yani şu üçgenle şu üçgen varsa tabanları aynı doğru üzerinde ve tepe noktaları aynıysa o zaman bunların alanları oranı tabanları oranıyla aynıydı. Bak bu tabanı 10. Bunun tabanı 20. O zaman tabanları oranı 1 bölü 2. Bunun alanı 48 ise eğer bunun alanında tam 2 katı olan 96 olmak zorundadır diyoruz. Yani bunun tabanları oranı 10 bölü 20 eşittir. Bunun alanları oranı 48 bölü x diyorum. Buradan x'in 96 olduğunu biliyorum. 96 şu üçgenin alanı. Yalan yani alan AKC. AKC üçgenin alanı 96'dır yorumunu yapıyorum. 96 yorum yaptıktan sonra alan ABC'yi çok basit zaten. 96 ile 48'in toplamıdır diyorum. Yüzdesi 148 olurdu. 4 çıkarsan 144 santimetre kare diye hesaplayabiliriz diyoruz. Bütün alanı diyoruz. Geldik ABC bir üçgen demiş. Tamam eyvallah. Birazcık daha artık tam hani taban oranı alan oranına eşittir sorularına sınavda öğretmenler bunu inanılmaz sever. Zaten sormuşlardı burada. 3 çarpı BD eşittir 2 AD. Bu tarz şeyi görünce ne yapacağını biliyor musun Tomuç'um? Arkama bile dönme bak bana kaçarım. Aynen birazcık zor gibi gözüküyor ama çok basit bir mantık var burada. 3 kere bir şey 2 kere bir şey eşittir. O zaman 3 kere 2 kat 2 kere 3 kata eşittir. Bak 3 kere 2 kaçtır? 6. 2 kere 3 kaçtır? 6. O yüzden BD'ye 2 kat AD'ye 3 kat demen gerekiyor. Burada bir ters orantı var. Yani buradaki sayıya mesela BD 3 kattır, AD 2 kattır derler herkes. O yüzden sen yemiyorsun. BD'ye 2 kat diyoruz. BD'ye 2 kat diyoruz. Buna 2 kat yazdım.
AD'ye de 3 kat diyoruz. Tamam, buraya da 3 kat yazdım. Sonra DE eşittir EC demiş. DE ile EC eşit. Tamam, eyvallah. 3BF eşittir FC. Aynı mantık. Buraya 1 kat dersem, buraya artık, buraya 1x dersem mesela, buraya artık 3x demem gerekiyor ki bir 3 kere 1 3'e eşit olsun. O zaman BF dediğimiz yer 1x, FC dediğimiz yerde 3x. Bunları yazdım. Oh be, gerçekten rahatladım şimdi. ACD alanı kaçtı demiş. ACD alanı, pardon, ACD 72 demiş. Yani şunun alanı 72 santimetre göre demiş. Alan BDEF, yani şu zımbırtının alanı soruyor. Burada bunu çözebilmek için bir tane çizgi çizmem gerekiyor zannediyorum. Çünkü şu oranı, 1'e 3 oranını kullanabilmek için, aynı zamanda 2'ye 3 oranını kullanabilmek için bir şey yapmam gerekiyor. Ben ilk başta soruyu böyle döndürüyorum. Soruyu böyle döndürdüğüm zaman karşıma şöyle bir şey çıkıyor. Ya şu üçgenin alanı 72 ise şu üçgenin alanı kaçtır diye soruyorum. Neden diyeceksin? Çünkü bak, tepe noktaları aynı. Bak, şu üçgenle şu üçgen. Tepe noktaları aynı. Tabanları da aynı doğru üzerinde ve 3'e 2 oranı var. O zaman 72'ye 3 geliyorsa 2'ye ne gelir acaba diye düşünüyorum. Sonra diyorum ki hemen şöyle yapalım. 3 bölü 2 eşittir 72 bölü x diyelim. Hemen şu x'i bulmaya çalışalım. Bununla işler dışı açamıyor. 3x eşittir 144 çıkar. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman çat x eşittir 48 çıkar Tonguç'um. 48 dediğimiz şey aslında nedir o? 3x 72, şunun alanıdır. Şunun alanı 48 ise eğer, o 24 çarpı 3, 24 çarpı 2, tamam. Bunun alanı 48 ise, yani şu dediğimiz yer alan BDC. BDC alanı 48 santimetrekareymiş. Bunu bulduk. Sonrasında diyorum ki bir çizgiyle bölmem çok işime yarar diyorum. Nasıl bölsem iyi olur? Şöyle bölsem iyi olur. Neden böyle böldüm? Hemen göstereyim. Şimdi Tonguç, 48'i 1'e ve 3'e orantılı ayırabilirim. Neden diyeceksin? Şu üçgenle şu üçgen birbirleriyle orantılı. Hatta şöyle yapabiliriz. 48 dedi, ne soruyordu bize? Zaten şu ikisini soruyor değil mi? Mesela şu üçgenin alanına 1A dersem, bu üçgenin alanı ne olur Tonguç Evren Bey'im? Bak, 3 olduğu için tabanı 3A olur değil mi? 3A ise, bak, bunlar birbirleriyle eşit olduğu için şu üçgenle, yani şu üçgenle şu üçgenin alanları birbirine eşit olsun, 1,5 şeklinde dağılır burada. O zaman diyorum ki burası da 3A alanı 1,5A şeklinde dağıldı. İşte bu kadar. Ha, o zaman 1,5A şeklinde dağıldıysa, o zaman bize sorduğu alan BDEF 1A ile 1,5A, yani 2,5A'nın toplamıdır diyebiliriz. Ama dikkat et, 48'i ne bulmuştuk biz? 48 şunların hepsinin toplamıydı. Yani 1,5, 1,5, 1, yani 4A dediğimiz şeyin 48 olduğunu bulmuştuk. O zaman 1A'nın 12 olduğunu söyleyebiliriz. 2,5A da 2,5 çarpı 12'den 24, 6'da 30 santimetre kare çıkar Tonguç. Cevabımızın 30 santimetre kare olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için farklı yöntemler de var. Tümden gelim de yap, tüme varım da yapabilirsin. Yani benim yaptığım gibi illa 72'den yola çıkarak gitmek zorunda değilsin. Aşağıdan da inebilirsin. Bunun için yöntem de aslında şöyleydi. Hemen onu da sana göstermek istiyorum. Şöyle bir çizgi vardı burada hatırlıyorsan. Burası 3'e 2 idi. Ondan sonra şöyle bir çizgi vardı burada hatırlıyorsan. Burası da 1'e 3'tü. Şimdi yapmamız gereken şey de şöyle bir çizgiydi. Şu çizgiyi çizdikten sonra buna 1A dedikten sonra buna 3A derdik. Buna 1,5A şeklinde ayırabilirdim. Bu 1,5A'yı bunlara göre ayırdım tabi. Sonrasında derdim ki bunların toplamı 2,5A derdim. 2'ye 2,5A geldiyse 3'e kaç A gelir diyecektim. Sonra içler dışlar çarpımı yapacaktım. Ondan sonra şu zımbırtıda işte 7,5 eşittir 2,5'tan 3,75A şeklinde bir şey bulacaktım. Sonrasında diyecektim ki işte 72 eşittir 3,75A ise eğer, bize sorduğu 2,5A'nın kaç olduğunu söyledim. Oran orantı yapardım. Yine aynı sonuç çıkardı. Hiç merak etme. Yani burada buna tüme varım yöntemi diyoruz. Burada biz tümden gelim yaptık. Büyükten küçüğe doğru indik. İkisini de yapabilirsin. Tonguç'um, şimdi yapman gereken nasıl şey. Nasıl çalışacağım hocam?
Bir kere TAK Matematik kitabımızda yazılıya hazırlık kısımları var. Lütfen oraya çalışmayı unutma, ihmal etme. Dikkat ettiysen üçgenlerden ünite tekrarları var. Üçgenlerde ünite tekrarlarını mutlaka çalış. Ünite tekrarlarıyla beraber zaten üçgenler en fazla ünite tekrarının olduğu kısım. Bu ünite tekrarları, tak taramaları mutlaka yapmaya çalış. Tak taramalarla da buradaki konuları zaten çalıştığını varsayıyorum. Tak dörtlüleri yaptığını varsayıyorum. Ünite tekrarlarıyla bütün üniteyi tekrar etmek. Çünkü asıl sınavımız bu üniteden çıkacak seninle. Üçgenler ünitesinden çıkacak. Ardından Tonguç evladım benim birazcık daha tabii fen liseleri için de burada ayrı sorular var. Fen liseleri sorularına da bakabilirsin Tonguç'um. Burada ÖSYM tarzı soruları şu anda çözmene gerek yok. ÖSYM tarzı çıkmaz sınavda. Ama ileriki sınavlar için önemli. Tak yazılı kısmı var dikkat etsen sayfa 288'de. Lütfen sayfa 288 ve 289'u çalış Tonguç evladım benim. Tak matematikten. Sıfırdan 9'a matematikte de eğer konuları gerçekten sıfırdan tekrar öğrenmek istiyorsan bence bütün üçgenleri baştan çalışacağına şuradan başlayabilirsin. Yani sayfa 206'dan başlayın. Üçgen eşitsizliğinden başlayabilirsin. Sonrasında dar geniş açıların karşısındaki kenarlar sayfa 208. Ondan sonra üçgenlerde temel kavramların tara geçi eşlik teoremlerinin devamı sayfa 214'te. Benzerlik kuralları 216'da. Benzerlik kurallarını bitirdikten sonra yardımcı elemanların benzerlik kuralları sayfa 220'de. Temel orantı ve Thales teoremi. Üçgende eşlik benzerlik. Açıortayın özellikleri 226. İç açıortay ve dış açıortay teoreminden sonra kenarortayın özellikleri. Kenarortay teoremleri, kenarorta dikme, üçgenin yüksekliği, ikizkenar ve eşkenar üçgenin özellikleri, yardımcı elemanların karşılaştırılması ve Tonguç evladım dik üçgende Pisagor teoremi, Öklit teoremi sayfa 244 246'da. Dik üçgen trigonometrik oranlar, özel açıların trigonometrik oranları, birim çember 252 ve sonrasında Tonguç evladım üçgende alan, işte soruların geleceği kısmında bir tanesi sayfa 256, özel üçgenlerin alanları 258. Üçgen işte bu yüksekliğe eşit olan üçgenlerin alanında sayfa 260'tan çok soru gelecek. Bununla ilgili sorular da burada çok güzel bir şekilde var. Bunları çözebilirsin. Açıortay, kenarortay ve benzerlik alan ilişkisine bakabilirsin Tonguç evladım benim. Buraya kadar yapsan yeterli Tonguç evladım benim. Hani buraya kadar ileriki hocanız gelmemiştir belki ama üçgenlerde ünite tekrarlarında yapmayı unutma Tonguç evladım. O yüzden özürlü sorumuzu yap. Yorumlarıyla hadi sınavında başarılar. Sağ olun hocam.